Merhabalar, nasılsınız? Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Soy Luna'nın 4 yeni bölümü daha, hatta sezon finali de yayınlandı. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasında büyük spoiler var benden söylemesi. Sihirli haberlere geçmeden önce size harika bir sürprizim var. Dawn Eggmont'un yayınladığı Sevgili Günlük, Özgür ve Özgün'ü yani bu kitabı sizlere hediye edeceğim. Bu günlük Luna'nın ailesinin ona doğum gününde hediye ettiği günlük. İçinde Buenos Aires'e taşınmasından itibaren yaşadığı ve hissettiği her şey var. Elbette Luna'cığımızın eşsiz eğlenceli anlatımı ve renkli fotoğraflarıyla. Bu muhteşem süper günlüğün sizin olmasını istiyorsanız hepinizi Instagram profilimdeki oyuna bekliyorum. Siz de benimle birlikte Luna'nın eşsiz dünyasını keşfetmeye ne dersiniz? Ambar, Luna'nın babasına yalan söyleyerek aslında ona iyilik yapıyor gibi göründü. Ama bunun altında onun bile planlamadığı bir kötülük çıktı. Ambar'ın yalanı yüzünden dolaylı olarak Luna da babasına yalan söylemiş oldu. Ve hepimiz biliyoruz ki Luna'nın hayatta en nefret ettiği şey yalandır. Neyse ki sevgili Luna'cığımız bu durumu çok geç olmadan düzeltti ve Ambar'ın planı işe yaramadı. Diğer yandan Ambar'ın bu bölümlerde yaptığı tek kötülük elbette bu değildi. Luna'ya destek oluyor gibi görünerek aslında arkasından onun kuyusunu kazdı. Luna'nın sahnede kullanacağı dekoru parçalayarak tek başına başrol olmayı hedefliyordu. Ama bu planı da Ambar'ın elinde patladı. Parçaladığı dekorun Luna'ya ait olan ay dekoru olduğunu zannediyordu ki kendi dekorunu yani güneşi parçaladığını görünce hayal kırıklığına uğradı. Üstelik bozulan tek planı da bunlar değildi. Gaston'un Nina'ya oynadığı oyunda bozulunca Ambar bir şeyleri yanlış yaptığını fark etti. Elbette Luna'nın ona uzattığı zeytin dalı ile de Ambar'ın değişim süreci başlamış oldu. Yalnız ben o sahnede Luna'yı ilk kez bu kadar sinirli gördüm. Haksız da sayılmazdı. Fakat tüm o asiliyle yine kendini topladı ve Ambar'a elini uzattı. Bence bu olaylardan sonra ikinci sezonda karşımızda bambaşka bir Ambar göreceğiz. Ambar bile değişti. Sen hala yerinde sayıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Yerinde sayıyorum. Gerçekten Delphi'ye olan sevgim her geçen gün artıyor. Meğer ne kadar ince, ne kadar zarif bir kız varmış Delphi'nin içinde. Nina ve Gaston'a yardım etmesi, gösteriden sonra Ambar'ı tebrik etmesi ne kadar zarif hareketlerdi. Ayrıca Pelfi çifti çok sevimli olmadı mı? Böyle minnoş minnoş mesajlaşmalar, birbirlerine yardım etmeler, tatlış tatlış konuşmalar falan. Onları her izleyişimde böyle içim sevgi doluyor. Senin o üzgün, dalgın hallerini izlemek beni gerçekten çok üzüyordu. Ama sonunda aşkın gücünü keşfettin. Resmen koşarak Nina'na gittin, gerçekleri gördün ve aşkın için savaştın. Ayrıca zor zamanlarında arkadaşlarına destek olarak son dakikada da olsa ekibe katılman muhteşem bir hareketti. Dizi gerçekten hayal gibi değil mi ya? Herkes inanılmaz iyi kalpli. Böyle insanları izlemeye bayılıyorum. Umutsuzluğa kapılıp hesabını kapatmaya karar vermen gerçekten beklenmedik bir hareketin yanacığım. Yani ben olsam böyle bir şey yapabilir miydim emin değilim. O okumuyorsa yazdıklarımın hiçbir anlamı yok. Aşkın büyüklüğüne bakar mısınız? Ama babanla tatile gitseydin gerçekten çok üzülürdüm. Sorunlarından uzaklaşarak kurtulamazsın. Kaçmak hiçbir zaman çözüm değildir. Neyse ki Delphi'nin yardımlarıyla her şey ortaya çıktı ve sen de aşkına kavuştun. Kavuşma sahnelerindeki o bakışmaları, el ele tutuşmaları, sarılmaları ve öpücük. Her şey mükemmel değil miydi? Ya öpüştüklerinde o kadar mutlu oldum ki kendimi tutamayıp alkışladım. Mutlu sonlara bayılıyorum. Söylediğim gibi mutlu sonlara bayılıyorum. Cem ve Roller'a dönmesinden sonra Yam'la arasını düzeltmek için her şeyi yapan Yamiro'nun jestine ne diyorsunuz? Danslar, şarkı ve çiçek. Oh be, sonunda favori çiftim barıştı. Jim ve Nico. Sonunda hiçbir şeyi saklamadan, inanılmaz açık ve dürüst bir biçimde birbirinize her şeyi anlatmanıza o kadar çok sevindim ki. İşte doğru bir ilişki böyle güçlü temellere oturtulur. Hep çok mutlu olun. Simon. Öyle bir karaktersin ki neden benim hayatımda bir Simon yok diye ağlatırsın insanı. Simon'un Luna'ya olan sevgisi sonsuz ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Simon'un bir tek dileği var. O da Luna'nın mutlu olması. Bir tek dileği var. Öyle ki Simon, Luna'nın da Mateo'yu sevdiğini fakat kendisini üzmekten korktuğunu öğrenince hemen gidip Mateo ile konuştu. Ona kendisine söz vermesini ve Luna'yı asla üzmemesini söyledi. Ve elbette Luna'nın da onu sevdiğini. Ben bunu yapabilir miydim emin değilim. Ayrıca sonunda Simon ve Mateo'nun aralarındaki buzların eridiğini görmek beni inanılmaz mutlu etti. Bence bu ikili çok iyi anlaşıp harika arkadaş olabilirler. Ben onları izlerken içimde bu dostluğa karşı bir umut ışığı oluştu. Yine mi kötü espri? Hayır, hiç alakası bile yok. Gelelim umutsuz aşıklarımıza. Mateo sonunda dayanamayıp Luna'ya kendisine karşı ne hissettiğini sordu. Fakat Luna bildiğimiz sebeplerden ötürü birlikte olamayacaklarını söyledi. Ama Mateo, Luna'nın onu sevmediğini düşündü. Neyse ki az önce anlattığım gibi Simon bu aşkın kahramanı oldu ve Luteo'yu bir araya getirdi. Sonunda kavuştukları sahneler çok romantik değil miydi? Yani sadece konuşmalarından, bakışmalarından da bahsetmiyorum. Ambiyans, manzara, her şey muhteşemdi. Seni çok seviyorum Mateo. Aramıza ne kadar mesafe girerse girsin, bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çığlık atmak istedim o an. Ve sonrasındaki ona gelen el ele tutuşma, sarılma, öpücük, muhteşem bir mutlu son daha. Çok güzel değil miydi? Aslında bu sonların hepsi bir başlangıç. İkinci sezonda yaşanacak güzelliklerin başlangıcı. Soy Luna'nın ikinci sezonu 28 Ekim Pazartesi saat 19:45'te Disney Channel'da. Son olarak Cem ve Roller'ın gösterisi ve Roller Band'in konserinden bahsetmezsem olmaz. İkisi de o kadar büyüleyiciydi ki gözlerimi kırpmadan izledim. Özellikle en sonda hep birlikte söyledikleri şarkıyı o kadar çok sevdim ki evde sürekli dinliyorum, playlistime bile aldım. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor? Mateo geri dönecek mi? Ambar gerçekten iyi bir insan olacak mı? Hadi bana yazın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.